Evet, öncelikle siz değerli basın emekçilere saygılarımı sunuyorum. Bugün Hicri takvime göre Kürtlerin yılbaşı Hicri takvime göre, miladi takvime göre 13 gün geriden başlıyor. Bu vesileyle tüm Kürt halkının, annelerinin, gençlerinin yılbaşını kutluyorum. Barışa, kardeşliğe, adalete, eşitliğe, özgürlüğe vesile olmasını diliyorum. Değerli basın emekçileri, öncelikle siz değerli basın emekçileri arkadaşlarımı tekrar saygıyla selamlıyorum. Bugün AKP iktidarının demokratik değerlerden diktatörlüğe dümen kırmasının sancıları her yerde yaşanıyor. Metropollerde patlayan bombalarla insanlarımız ölüyor. Kalkalarla yüz binlerce insan işlerinden ihraç ediliyor. Sorgusuz, sualsiz. Dolar başını almış gidiyor. İşsizlik hızla yükseliyor. Ekonomi alarım veriyor. Halkın evlatları Suriye'de Kürt fobiya, Kürt alayısına kurban ediliyor. AKP ülkeyi bugün öyle bir noktaya getirdi ki o hal olmadan artık ülkeyi yönetemiyor. Bu yetmezmiş gibi şimdi de halka bir OHAL anayasası dayatılıyor. Evet, 12 Eylül darbe anayasasına yıllarca hayır dedik, direndik. Ama bunun yerine bir OHAL anayasasına da ikame etmeye çalışan AKP'nin bu uygulamasına karşı da direnmeye ve hayır demeye devam edeceğiz. Çünkü her şey bir tarafa, bu anayasada Kürtler yok, Aleviler yok, farklı kimlikler ve aidiyetler, renkler yok. Kürtleri ve Alevileri, farklı aidiyetleri bir yüzyıl daha yok sayma gibi talihsiz bir arayış söz konusu. Çünkü AKP ve MHP bu anayasa teklifini meclise sundukları ilk gün bu anayasa halis mulis bir Türk anayasasıdır gibi etnik bir vurguda bulunmuşlardır. Bugün Kürtlerin anayasada yok sayılması yetmiyormuş gibi şimdi de Kürtçe'ye hizmet eden kurumlar ve Kürtçe yayın yapan basın kuruluşları da teker teker kapatılıyor. Bu süreçte AKP tarafında Kürtçe yayın yapan tek gazete olan Azadiye Velat başta olmak üzere Kürtçe yayınlara ve programlara kendi yayın akışında yer verdiği için başta İmece, Jiyan TV, Azadi TV, Van TV, TV10 ve Denge TV gibi Kürtçe yayın haberleri kapatılmıştır. Yine Jinha, Diha gibi ajanslar kapatıldı. AKP'nin mesajı aslında burada çok açık. Kürtçe olacaksa ancak TRT Kürdi gibi benim propagandamı yaparsa var olabilecektir. Aksi takdirde Kürtçe basında da yasak olacaktır. Tabi izni alamayan AKP, KHK'larla Kürtçe ana dilde eğitim veren tek okul olan Ferzat Kemangel İlkokulu'nu, Kürtçe eserler veren Kürt Yazarlar Birliği'ni ve Kürt kültürünü araştırma ve geliştirme amacıyla faaliyet yürüten ve Kürt dilini öğrenmesine yönelik halk eğitim programları geliştiren Kürdiler, Kürtler, İstanbul Kürt Enstitüsü, Mezopotamya Kültür Merkezi ve Ahmet Ehani Dil Akademisi'ni de kapattı. Burada AKP'nin mesajı net. Kürtçe ana dilinde eğitim yasak olduğu gibi Kürtlerin açtığı Kürt dili ve kurumları da bundan sonra da yasak olacaktır. AKP Kürtçe'ye savaş açar da AKP'nin kayyumları boş durur mu? Sadece seçim bölgem Van'da bile Kürtçe'ye adeta savaş açıldı. Bunun sonucunda İpek Yolu Belediyesi'ne bağlı Fatma Tokat Kürtçe Okulu, Kürtçe faaliyet yürüten Edremit Belediyesi'ne bağlı Tayvet İnan Kreşi, Özalp Belediyesi'ne bağlı Alan Kürdi ve Erciş Belediyesi'ne bağlı Helin Şen kreşleri kapatılmıştır. Merak ediyorum, AKP Kürtçe'ye mi kayyum atadı acaba? Değerli basın emekçileri, buradan AKP'ye sesleniyorum. Ey AKP, 1991'de Musa Anter ve İsmail Beşikçi gibi aydınlar tarafından kurulduğu günden beri Mezopotamya, Anadolu ve Orta Doğu halklarının sesi, dili ve rengi olma misyonuyla tiyatro, sinema, müzik, halk dansları, çağdaş danslar gibi sanat dallarına faaliyet yürüten Mezopotamya Kültür Merkezi'nin kapatılmasının kamu düzeni ve asayişini sağlamak ile ne alakası var? Kürt gençleri sanatla uğraşmayacak da neyle uğraşacak acaba?
Peki Musa Antep, Fakri Hüseyin Sağmış, İsmail Beşikçi, İbrahim Gürbüz ve Cemşit Bender gibi aydınlar tarafından kurulduğu 18 Nisan 1992'den bu yana Kürt dili, tarihi, edebiyatı, coğrafyası ve etnografyası alanlarında araştırmalar yapmış, Kürtçe, Türkçe, Türkçe-Kürtçe sözlükler, gramer kitapları, dil öğretim setleri, Kürt edebiyatı ve tarihi gibi birçok ürün ortaya koymuş. İstanbul Kürt Enstitüsü'nün kapatılmasının kamu düzeni, kamunun asayişini sağlamakla nasıl bir ilgisi var ve nasıl bir katkısı var? Yine 25 Ağustos 2026'dan bu yana Kürt dilini akademik olarak geliştirip yaygınlaştırılması amacıyla birçok çalışmaya yürüten Kürt'ü der ve Kürt der kapatarak neyi çözeceksiniz veya neyi çözdünüz? Buradan iddia ediyorum, eğer AKP hükümeti göze alabilseydi, başta Mardin Artuklu Üniversitesi Kürtoloji bölümü başta olmak üzere üniversitelerdeki Kürt dili bölümlerini de kapatacaktı. Birçok defa bu konuda söylentiler de kulağımıza geldi. Tabii AKP bunu göze alamayınca Kürtoloji bölümlerinin hocalarını KHK'larla ihraç etmeyi tercih etti. Dolayısıyla Artuklu Üniversitesi Kürtoloji bölümü hocalarının KHK ile ihraç edilmesi bu çerçevede okumak gerekiyor. Değerli basın emekçileri, Kürt halkının bin bir emekle kurduğu İstanbul Kürt Enstitüsü'nü ve Kürt'ü derin kapatmak demek, Kürt'ün ağzına kilit vurmak demektir. AKP iktidarı kendi dönemleriyle övünüyor ama İstanbul Kürt Enstitüsü 1990'lı yılların her gün faili meçhul cinayetlerin işlendiği zor günlerde, zor dönemlerde bile kapatılmadı. Bu tabelalar indirilmedi. İstanbul Kürt Enstitüsü'nün kapatılmasıyla Abdü Musa bir kez daha katledilmiştir. Tabii bu kez fail suçüstü yakalanmıştır. Fail AKP'dir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu her gün Kürt siyasetini ve kurumlarını tehdit ediyor. Kürtçe kurumlar onun başkanlığı, bakanlığı sürecinde kapatılıyor. Sözlerine bir açıklık getirmesini burada bekliyoruz. Kimse bir daha PKK'yı adına almayacak diyor. Ama Kürt dili ve Kürt kültürü kurumları hedef alınıyor. İçişleri Bakanı Kürtlerin ve Kürtçenin de artık azal anlamayacağını kastediyor. Eğer onu kastediyorsa bilelim. Tabii biliyorum İçişleri Bakanı böyle söylediğini, böyle demek istediğini söylemeyecek. Ama kusura bakmasın. Kişinin aynası iştir, kişinin lafına bakılmaz. Bugün dünyanın her köşesinde başta Paris Kürt Enstitüsü olmak üzere onlarca enstitü olmasına rağmen Kürtlerin kendi ana yurtlarında, topraklarındaki enstitüleri kapatılıyorsa, Kürtçe ana dilde eğitim yasaksa bu sadece AKP'nin ve mevcut devlet politikalarının ortak ayıbıdır ve utancıdır. Buna sessiz kalan AKP'nin sözde Kürt milletvekilleri de bu suça ve bu ayıba ortaktırlar. Buradan özellikle bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın Kürt olduğunu söylediği Adalet Bakanı Buzdağ'a seslenmek istiyorum. Sayın Bakan, Sayın Buzdağ, eğer siz de Kürt iseniz siz de Kürtçe'ye sahip çıkmalısınız. Çünkü Kürtçe atalarınızdan size kalan önemli bir yadigardır. Adalet Bakanı Sayın Buzdağ'ın da ana dilinde Kürtçe'ye sahip çıkacağını umuyorum ve bekliyorum. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Kürtçe'ye taktiksel yaklaşımı artık terk etmelidir. Konjonktüre göre eline Kürtçe Kur'an-ı Kerim'i alıp Ahmet Han'ın memuzunu alıp meydan meydan dolaşarak seçim malzemesi yapan Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır'da benzer şekillerde zor spas veya bayramlarda bir takım işte Kürtçe tweetler atarak ya da İbrahim Tatlıses'le Şivan Perveri Diyarbakır Meydanı'nda seçim propagandası için Megri Megri adlı bir parçayı seslendirerek bu yaklaşımından vazgeçmelidir. Bununla bu iş gerçekleşmez. Samimi, sayıcı, kardeşlik temelinde, demokratik, özgür ve adaletli temelde Kürt halkına, Kürt'ün kültürüne, diline yaklaşım göstermesi, saygı göstermesi gerekiyor. Megri Megri parçasını İbrahim Tatlıses'e söyletiyorsunuz Diyarbakır Meydanı'nda, Şivan Perver'e söyletiyorsunuz ama arkasında savaşı başlatıp Kürt ve Türk annelerini ağlatıyorsunuz. Yani Megri Megri'nin anlamı ağlama, ağlama artık. Analar ağlamayacaktı ama artık o süreçten sonra nedense analarınız daha çok ağlamaya başladı. Yine 9 Mart 2000 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Devrel İstanbul Kürt Enstitüsü Çankaya Köşkü'ne davet ederek misafir etti. Fakat bakıyoruz üzülerek
aynı şekilde Kürt enstitüsüne ihtimal göstermesi gereken Cumhurbaşkanı Kürt enstitüsü kapatılırken dırtı çıkmıyor. Muhtemelen kendi telkinleri ve kendi talimatlarıyla gerçekleşmişti. Sayın Erdoğan red, inkar, asimilasyon sona ermiştir diyordunuz. Ama bugün Kürtçenin kurumları bir bir kapatılıyor. Dışarıda asimilasyon insanlık suçudur beyanında bulunuyorsunuz. Ancak şu an Kürtçe'ye yapılan saldırılar karşısında sessiz. Bu trajik komik noktaya nasıl geldiniz? Hangi üst akıl Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu noktaya getirdi? Sayın Erdoğan, Kürt sorunu çözmek, demokratik adımlar atarak Nobel Barış Ödülü'nü de alabilirdi. Ama maalesef Sayın Erdoğan başkanlığı Nobel'e tercih etti. Barışı savaşa, çatışmaya, gerilime, diktatörlüğe tercih etti. Sayın Erdoğan ve AKP iktidarının bu fotoğraflara bakın arkadaşlar. Ben burada size bir fotoğraf göstereceğim. Bu Kürt enstitüsünün amblemidir. Bu da Kürt enstitüsünün son durumudur. Kürt enstitüsü başkanı Sayın Sami Tan. Kapatılan kurumun kapısında tek masada bekliyor. Bu aslında Türkiye'nin gelmiş olduğu Türkiye demokrasisinin ileri demokrasi iddialarının yeni Türkiye manzarasını en iyi izah eden veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kürtlere Kürt kardeşim dediği veya işte gerekirse baldıra zehri içeceğim dediği fotoğraf aslında durumu çok iyi, çok net özetliyor. Yine burada başka bir fotoğraf göstereceğim size. Bu vatandaş İranlı bir şair. Bu şair İran'da kendi ana diliyle şiir yazdığı için baskıya, işkence, zulme maruz kaldığı için gözünü, kulağını, ağzını dikmiş. Aslında Türkiye'deki manzara da hızla bu noktaya doğru gidiyor. Sayın İçişleri Bakanı'nın ergen tavırları, devlet adamlığıyla yakışmayan sürekli tehditkar sokak ağzıyla Kürt kurumlarına yaklaşımıyla aslında bu fotoğraf çok denk düşmektedir. Onu da kamuoyunun ve sizlerin bilgisine sunuyorum. Ne bu Kürt'ü de, Kürtlerin amblemi. Şimdi Kürtlerin bu demokratik, barışçı, Kürt kültürünü geliştirmeye yönelik hizmet eden bu kurumları kapatarak acaba hangi kamu düzenini sağlamış oluyorsun? Ve bu kurumlar hangi kamu asayişinin düzeni bugüne kadar buldu da böyle bir ihtiyacı duydunuz ve bu kurumları kaha kalarla, fırsatçılık yaparak darbenin, cemaatin bıraktığı yerde darbeyi devam ettiren bir zihniyetle darbeyi işte devlet içindeki güya darbeci kesimlere karşı işleteceğini iddia edenler veya işte olağanüstü hali bunun için ilan ettiğini söyleyenler aslında bugün görüyoruz. Gerek meclisin yasama yetkisinin gasp edilmesiyle, gerek milletvekillerinin iradesine konulan ipotekle, gerek Kürt halkının kurumlarına ve aydınlara, yazarlara, demokratik basına yapılanlarla bütün bunlar yeterince izah ediyor. Bu mantığın Türkiye'yi nasıl bir felakete götürdüğünü görüyoruz. Sonuç olarak AKP hükümetinin bir an önce bu çılgınca ve anlamsızca politikalardan vazgeçmesini talep ediyoruz. Çünkü Kürt halkının demokratik örgütlemesine ve Kürtçenin kurumlarına saldırmak nafile bir iştir. Barışa, kardeşliğe hizmet etmez. Kürtler bugün Orta Doğu'da ve dünyada göz ardı edilemeyecek dinamik bir güç. Bu sebeple AKP bir an önce hem Orta Doğu'da hem ülke içinde Kürtler anasını görmesin politikasından bir an önce vazgeçmeli. Tek çare içi boş kardeşlik edebiyatından uzaklaşarak Kürtlere stratejik işbirliğine gidilmesi lazım. Bu yol demokratik, eşitlikçi bir anayasayla mümkün olabilir. Meclisin 1980 askeri darbesiyle gasp edilen ve Milli Güvenlik Konseyi eliyle 1987'ye kadar ki bu Milli Güvenlik Konseyi biliyorsunuz 87'den sonra lağvedildi. Hali hazırda bir askeri diktatör de başta olmadığına göre yani o zaman meclisin gasp edilen yasama etkilerinin geri iadesi veya alınması sağlanması lazımken o günden bugüne süper yetkilere sahip olan ve halk meclis denetimi kontrolü dışında anayasanın kontrolü dışındaki Cumhurbaşkanı merci aslında
kontrol altına alınması lazımken yetkilerinin o gasp edilen 80 darbesiyle bu yetkilerin meclise yasamaya iade edilmesi lazımken tam tersine şu an meclis feshedilmek isteniyor. Aslında feshih yolu da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla milletvekilleri ve eş başkanlarının tutuklanmasıyla bu süreç başlatılmış oluyor. Dolayısıyla gidilen yol yol değildir. Bir önce Türkiye bu Karabasan'dan, bu çıkmazdan dönmelidir. Umarız ve dileriz. Meclisin şu an yaşadığı trajikomik, 80 milyon insanın iradesini kendi eliyle, kendisine verilen bu vekaletlik yetkisini alıp Cumhurbaşkanlığa tek bir kişiye devreden, kendisini fesheden, bir nevi kendi varlık gerekçelerini ortadan kaldıran bu meclis, kendi kendisine darbe yapan bu meclise en az da halkların referandumda gereken cevabı vereceği umuduyla hepinize tekrar teşekkür ediyorum, hürmet ediyorum. Varsa sorularınızı alayım, yoksa kapatacağım. Teşekkür ederim.